Doğayı koruyarak daha iyi bir gelecek kurma mottosuyla çıktığı yolculuğunda sağlığımız için birbirinden doğal ve organik ürünler ortaya koyan konuğumuz Evren Dalgıç'la keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu keyifli röportajı hep birlikte izleyelim. Öncelikle hoş geldiniz Evren in. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler de çok iyiyiz, teşekkür ederim. Sohbetimize başlamadan önce sizleri daha yakından tanımak istiyorum. Kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben Evren Dalgıç. İtalyan Lisesi'ni okuyup bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Reklamcılık eğitimi aldım ancak mesleğimi yapmadım, erken yaşta evlendim. 3 çocuk sahibi, en büyüğü 17 yaşında olmak üzere üç güzel çocuk sahibi bir anneyim. Çok güzel. Ee, eskiden beri de bitkiler, kristaller, yağlar hep hayatımdaydı, hep ilgi alanımdı. Ee, bu hobim zamanla anne olduktan sonra e, hem kendime hem çevreme daha böyle e, her şeye daha dikkat eder olduktan sonra bir tutkuya da dönüştü aslında. Bu şekilde kendimi bilinçlendirmek adına İngiltere'deki bir okuldan Organik Cilt Bakım Formülasyon Diplomamı aldım. Önceleri eşim, dostum kendi çevreme üretiyordum. Daha sonra onların da çevresine ulaştık. Artık böyle talepler çok fazla artınca markalaşma süreci de kaçınılmaz oldu. Tabii çok hassas, çok özen isteyen, sağlıkla ilgili bir konu. Uzunca böyle meşakkatli bir süreçten geçtikten, analizler yapıldıktan sonra... 2018 Aralık ayında da e-Ticaret sitemizi yayına koyarak başladık. Aslında öncesinde uzun bir geçmişiniz var diyebiliriz o evet, halde. Kesinlikle. Sizi doğal içeriklere iten şey neydi peki? Gerçek şifa kaynağının doğamız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de güzelleşmek adına ne bedenimize ne de gezegenimize toksik malzemeler, toksik içerikler sunmanın açıkçası felsefemde pek yeri yok. Bu açıdan ve Bitkilerin çok mucizevi etkileri olduğunu bilince de e, sürdürülebilir bir yaşamı da desteklemek adına hep doğadan yana oldu tercihim. Kesinlikle de en güzelini yapmışsınız. Bizler Kesinlikle. az çok ürünlerinizi biliyoruz ama ekran başındaki seyircilerimiz için de bunlardan bahsetmenizi istiyorum. Neler bulunuyor? Yani ürünlerimiz içerisinde deodorant, tonikler, yüz bakım kremleri, serumlar maske, peeling, lip balmlar olmak üzere 16 çeşit ürünümüz var skalamızda şimdilik. Yani aslında hiçbir ürünü çıkartmış olmak için çıkartmıyorum. Kullananların gerçekten fayda sağlayacağı, kullandığında kendini iyi hissedebileceği, o farkı görebileceği ürünleri çıkartıyorum. Yani gerçekten İçerik ve formülün birleştiğinde hani o etki yaratabileceğine inandığım anda o ürün piyasaya çıkıyor diyebilirim. Peki aslında ürünleri satın alırken en çok da kadınların dikkat ettiği şeylerden birisi içerikleri oluyor. Sizler içeriklerinizde nelerden yararlanıyorsunuz? Çok önemli ve çok dikkat edilmesi gereken bir konu gerçekten. Kesinlikle. Yani aslında içeriklere bakmamız gerekiyor. Çünkü artık tüketiciler de bilinçlendi bu konuda yani güzelleşmek adına veya başka bir şey uğruna o paraben, SLES, fıtalat, parfüm gibi içerikler bulunabiliyor. Bunlar endokrin bozucu veya kanserojen tetikleyici olabilir. Yani bunlara çok ayırt etmemiz lazım. Ve mesela büyük firmalar da bunun farkında olduğu için artık green washing tekniğiyle reklamcılıkta ambalajlarını birazcık daha doğal kozmetik imajı yarataraktan sunabiliyor. Ama asıl olan içerik okumak. Yani gerçekten e, ürünlerin içeriğine baktığımızda e, doğru içeriklerle hazırlanmış ürüne sahip olmamız gerekli. Aslında en çok merak ettiğim konulardan birisi de şu ki geçenlerde de sosyal medyada çok fazla gündeme geldi biliyorsunuzdur belki. Kozmetik alanda canlılar üzerinde test ediliyor bazı ürünler. Sizler ürünlerinizi nasıl kullanıcılarınıza sunuyorsunuz? Kesinlikle karşı olduğumuz bir durum. Avrupa kurallarına uygun davranıyoruz ve onda zaten aslında kozmetikte hayvanlar üzerinde test yasak. Yani e, ama tabii bunu yapan ülkeler bulunuyor hala da. E, ben de içerikler konusunda çok hassas davranıyorum. Yani doğal bitki yağları, ekstraklar, bir sürü e, bitki ekstraktı kullanıyorum. Yine bitki yağlarının soğuk sıkım olmalarına, rafine olmamalarına çok özen gösteriyorum ki içerisindeki vitaminler kalsın. Yine kristal frekansları var bunun içerisinde. Uçucu yağlar var. Bu tip içeriklerle ürünlerimi hazırlıyorum. Çok güzel. Mevsimlere göre de bizim ciltlerimiz aslında çok fazla değişiklik gösteriyor. Sizler sağlıklı bir cilt için neler önerirsiniz? Sağlıklı bir cilt için öncelikle zaten gündelik cilt bakım rutinimize sadık kalmamız lazım. Günlük olarak temizleme ve nemlendirmenin yanı sıra haftada iki peeling ve maske öneriyorum. Çok fazla aşırıya kaçmadan. Bunları yaptığımız takdirde zaten ve doğru içeriklerle ürünleri kullandığımızda sağlıklı bir cilde. Ve tabii yine arada bir soğuk sıkım yağlarla yüz masajı yapmanın, yediğimizi içtiğimizi paketlenmiş gıdalardan uzak durup özellikle yeşillerle beslendiğimizde zaten çok farkı göreceğiz. Günlük cilt rutinimiz nasıl ilerlemeli sizce? Gündelik cilt rutinimiz yani temizleme, tonikleme, serum, göz bakımı... E, yüz ve boyun bakımı olarak devam edebilir. Tonik kullanmak önemli midir yüzümüzde veya hangi ciltler tonik kullanabilir? Var mıdır böyle bir ayrım? Tonik kullanmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Tabii tonikten kastım o hidrolatlar yani bitki suları bazlı tonikleri biz öneriyoruz. E, çünkü cildimiz asidik bir yapıya sahip. Ancak kullandığımız musluk suyu bile alkali bir su ve bu pH dengemizi bozmamıza neden oluyor. Tonik kullandığımızda hem cildimizin dengesini koruyoruz hem de sonrasında sürülen ürünlerin emilimini arttırabiliyoruz. Bir taraftan detox peeling maskelerinden de bahsetmek istiyorum. Bunların cildimize ne gibi faydaları oluyor? Cildimiz aslında ortalama bir ayda kendisini yenileyen bir yapıya sahip. Yani genç ciltlerde bu 28 günken Olgun ciltlerde 40 güne kadar varabiliyor. Dolayısıyla cildimizin üzerinde ölü hücreler barınıyor. Ve bu Detox Peeling maskelerle bu ölü hücrelerden cildimizi arındırdığımızda yine ürünü kullandığımız ürünlerin etkisini arttırıyoruz. Ve daha taze, ışıltılı bir cilde sahip oluyoruz. <laughs> çok güzel. Bazen yağlı ciltlerde çok fazla arındırma yapılıyor. Biliyorsunuzdur belki sürekli yağlandığı için gün içinde. Peki sizce bu doğru bir şey mi? ...hiçbir konuda aşırıya kaçmamak lazım. Tabii ki de normal gündelik temizleme yapacağız. Ee, ama şu kafa karıştıran konu da var. Yağlı ciltler nemlendirici de kullanabilir mi diye bir e, soru hep geliyor. E, aslında kullanmalı çünkü cildimiz aslında... ...çok fazla yağdan e, temizlemeye çalışıp da... E, ...nemlendirmediğimiz zaman... ...gerçek kaliteli yağdan yoksun olduğu zaman... ...o zaman daha fazla sebum üretmeye başlıyor. Yani bunu dengede tutmak adına... Ee, yine güzel uygun e, linoleik asit yapıda bir e, kremle oleik asit çünkü yağlandırabilir. Eee komedojen olmayan, gözenek tıkayıcılığı olmayan ürünler seçerek nemlendirmelerini ve bakımlarını yapabilirler. Lifestyle programında bugün marka kurucusu ve formülatör Evren Dalgıç ile birlikte doğal kozmetik ürünlerinden bahsettik. Programımız sıradaki konukları ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.